Sayın Yaşlı, biraz beklettik sizi. Karşı çıktığınız noktalar var mı? Elbette vardır. Benim yakaladığım, tahmin ettiğim birkaç nokta var en azından. Siz söyleyin. Biraz yani şimdi mesela Moğol istilası Haçlı Seferleri örneği verildi. Son dönemde yine İslamcıların, dindarların karşı çıktığını, anti-emperyalist tavır takındıklarını söyledi. Biraz benim anladığım kadarıyla sizin anlattığınız daha çok ekonomik modele karşı bilimsel olarak bir çerçeve ortaya koydunuz. Ama diğer tarafta biraz dini olarak mesela son dönemde dindarların batı karşıtlığı diyelim, anti-emperyalizm demeyelim. Biraz kültürel açıdan değil mi? Birçok açıdan ya teslim alınmış bir dindarlık var. Bakınız Sayın yani Kurdaş, Fatih Bey, özür dilerim. Sayın Yaşlı'ya sormuştum ben. Siz Evet. de dilerseniz birazdan bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. Benim anladığım sosyalistler ekonomik olarak bir bilimsel olarak anti-emperyalist davranıyorlar ama bugünün dindarları kültürel olarak batı karşıtı mı desek acaba? Ya evet, bunlar farklı kavramlar. Anti-emperyalizm başka bir şey, batı karşıtlığı Evet. başka bir şey. Örneğin muhtemelen bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde dünyayı Müslüman ya da işte İslamcı bir devlet yönetiyor olsaydı İslamcılar anti-emperyalist olmayacaklardı. Çünkü örneğin İslamcıların o asr-ı saadet ya da altın çağ dedikleri dönem Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı İmparatorluğu da eninde sonunda öyle ya da böyle yayılmacı bir güçtür. Fakat emperyalist değildir. Bilimsel olarak emperyalist değildir. Çünkü kapitalist değildir. Neyse, bu tartışmaya girmeyelim. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Şimdi emperyalizmin bilimsel bir tanımı var. Emperyalist tanımı yapılırken burada dinler, kültürler, etnik gruplar, bunlar kriter olarak alınmıyor. Ekonomik bir sistem kriter olarak alınıyor. O ekonomik sistemin adı da kapitalizm. Yani 20. yüzyılın başında birileri çıkmış demişler ki ya bir zamanlar rekabetçi diyebileceğimiz bir kapitalizm vardı ama o kapitalizm zamanla tekelci kapitalizme dönüştü. Yani şirketler, holdingler, tekeller ortaya çıktı. Onlar sonra baktılar ülke sınırları içerisindeki yatırımlar yeterince kar getirmiyor. O zaman yayılmacılığa başladılar. Yani İngiliz sermayesi, İngiltere pazarı yeterli olmayınca ürettiği ürünleri Osmanlı'ya satmak zorunda. Sonrasında Türkiye'ye satmak zorunda. Şimdi bunu yaparken de aynı zamanda o ülkeyi sadece ekonomik olarak değil siyaseten de kontrolü altına almak zorunda. Kendisine bağlı siyasetçiler yetiştirecek, onlara burslar verecek, üniversiteler açacak, okullarda onları okutacak, yurt dışına götürecek, kendisine bağlı gazeteler yaratacak, sonrasında televizyonlar yaratacak. Yani örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin önemli bir bölümü emperyalizmin tedrisatından geçmiştir. Gitmiştir oralarda okullarda okumuştur. Oranın kültürünü, eğitimini almıştır. Oranın doğru söylediğine inanmıştır. Ve dolayısıyla bugün de nesnel ya da öznel olarak oraya hizmet etmektedir. Dolayısıyla bizim anti-emperyalizm dediğimiz şey örneğin Hristiyanların ya da Yahudilerin dünyayı yönetiyor olması değildir. Evet, kapitalizm Batı dünyasında geliştiği için elbette ki Hristiyanlık kapitalizmin ve emperyalizmin parçalarından biridir. Ama kim bize şunu söyleyebilir? Örneğin Amerikan toplumunda yoksullar yok mu? Amerikan zenginleri, Amerikalı yoksulları, siyahları, Latinleri sömürmüyorlar mı? Ya da İsrail'de sadece zengin Yahudiler mi var? Dünya Yahudiler yönetiyor diye bir tez var. Bunu daha çok İslamcılar dile getirir. Evet, Yahudi sermayesi çok güçlüdür ama İsrail'de örneğin fabrikalarda çalışan, yerleri süpüren, çöp toplayan Yahudiler yok mu? Var. Dolayısıyla sosyalistler bize etnik grupların, dini kimliklerin, kültürel kodların dışında esas olarak mekanizmalara, yapılara, sistemlere bakılması gerektiğini söylerler. Ve emperyalizm dediğim gibi dini, etnik, işte kültürel kodların ötesinde bir yapı olarak işler. Yani eğer siz Amerikan emperyalizmi diyorsanız öncelikle Amerikan kapitalizmine, bizzat Amerikan firmalarının, Amerikan şirketlerinin kendi ülkelerindeki vatandaşları nasıl sömürdüğüne bakacaksınız. Ondan sonra o sömürü yetmediği için dünyanın geri kalanını sömürmesine bakacaksınız. Bu nedenle de şunu söylemeye çalışıyorum. Kapitalizm sadece faizden ibaret değildir. Emperyalizm ülkeleri sadece faiz üzerinden sömürmez. Evet, faize bakmak önemlidir ama faize bakmak eksikli bir kapitalizm karşıtlığıdır. Örneğin siz az önce söylediğim gibi Erbakan'ın kitabında yazdığı üzere
mülkiyet Allah'ın kullara tanıdığı bir haktır derseniz, serbest piyasa ve özel sektör olmalıdır derseniz, kapitalizmi savunuyorsunuz demektir. Dolayısıyla siyasal İslam kapitalizm karşıtı değildir. Siyasal İslam kapitalizmin iyi yanları olduğunu, kötü yanları olduğunu düşünür. Kötü yanı faizdir. Eğer faizi ortadan kaldırırsanız iyi bir kapitalizm inşa edebilirsiniz görüşündedir. Ama çok net bir şekilde söylüyorum. Kapitalizmin olduğu yerde mutlaka faiz olur. Siz aynı anda hem kapitalizmi hem faizi savunamazsınız. Çünkü faiz, kredi sistemi kapitalizmi ayakta tutan mekanizmadır. Bu nedenle de aynı anda hem faiz karşıtı olacaksınız hem kapitalizm karşıtı olacaksınız, sömürü karşıtı olacaksınız. Ben sadece kapitalizmin kötü bir yanını alayım, faize karşı olayım, bu beni kapitalizm karşıtı yapar diyemezsiniz. Öyle diyemediğiniz için de zaten anti-emperyalist olamazsınız. Dediğim gibi bu söylediklerim ideolojik bir takım kavramlar ya da kurgular üzerinden işlemiyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bilimin bize söylediği, sosyal bilimlerin, kavramların bizi götürdüğü yer üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyorum. Evet Sayın Kurdaş, aslında şimdi ortaya koyduğu Sayın Yaşlı'nın sadece sosyalist ya da komünist ekol değil, hatırlattığı Ali İmran suresi sanırım, oradan da bir ayeti de hatırlatıyor. İstediğinden mülkiyeti alır, istediğine verir. Bu hakikaten ne kadar mümkün kılabilir kapitalizme karşı olmayı, emperyalizme karşı olmayı? Evet, yani meseleyi sadece ekonomi olarak ele alamayız. Çok doğru. Çünkü dünya düzeninin içerisine baktığınız zaman ya da emperyalizme baktığınız zaman aslında bütün hücrelere kadar bir sömürgecilik söz konusu. Zihin bile sömürülüyor. Edebiyat da sömürülüyor. Gazetecilik de sömürülüyor. Bütün meslekler sömürülüyor. Sonuçta inandığını yazamayan, çizemeyen, düşünemeyen, inandığını konuşamayan, sevdiği mesleği yapamayan, işte şartların dayattığı insansın. Sonuçta bir kalıba giriyorsun. Her düzen ve her sistem böyledir. Ve bugünkü kalıp ve düzende işte baktığınız zaman emperyalizmin aygıtlarıyla ortaya konuyor. İşte sinemadır, tiyatrodur. İşte Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da savaşı kaybeder. Ama Hollywood öyle filmler çeker ki sanki zaferi o elde etmiş gibi bir hava oluşur. Ya da işte ama şuraya gelelim, yine ekonomiye gelelim. Yani Fatih Yaşlı Bey söylüyor, yani bir defa biraz önceki ilk bölümdeki konuşurken işte mesela Taliban örneğini verdi. IŞİD örneği verdi, El-Kaide örneğini verdi vesaire. Şimdi baktığınız zaman bunların da tamamı zaten emperyalizmin aygıtlarıdır. Terörizm ve İslam'ı da zaten eşittir terörist olarak gösterildiği için İslami değerlerle ilgili yapılan her şey bir şekilde terörizmle zaten şey yapılıyor. Mesela cihat kavramı. Biraz önce sizin VTR'nizi izlerken şehit dediniz. Değil mi? Yani VTR'de. Evet, 68 kuşağının ilk şehidi dedi. Yani şehit dedi ama ben o şehit dediğimiz insanların çoğu aslında o şehadet kelimesini ve şehitliği aslında siyasal İslam'ın bir unsur olarak görürler ve bilirler. Ama bu bir anlatım şeklidir aynı zamanda. Yani ben şehittirler demem ama nihayetinde o kavram aslında İslam'a ait, Kur'an'a ait olan bir kavramdır. Sosyalizme ait bir kavram değildir. Bu anlamda hep böyle karşı farklı kavramlarla bazı şeyleri anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız için bir şeyleri anlamak hakikaten bazen zorlaşıyor. Şimdi IŞİD dediğimiz, El-Kaide dediğimiz, tabii bunlar zaten emperyalizm ve Amerika'nın kendi enstrümanlarıdır. Bunların refleksleri ve tavırlarıyla siyasal İslam'ın eleştirisi yapmak doğru değildir. Burada genellikle biliyorsunuz emperyalizm, Amerikancılık ya da kurulu düzen sürekli kendini reforme eder. Kapitalizm sürekli kendini reforme eder. Fakat bu reforme ediş de hep özde bankadır. Temel bakın, kalan noktalar var ama bakın, temeli kalır. Özde var. Ekonomi, kapitalizmden siz faizi bir kenara bıraktığınız zaman kimse zaten kendi makul karıyla yetinmediği için bu sorunlar yaşanıyor. Normal şartlarda karın bir şeyi vardır biliyorsunuz. Makuliyeti vardır. Ama bankaysa ya araya girmek istemem pardon da yani makul kar yani kime göre hangi patron yani mesela Sabancı yani için sınır, yani faiz sömürgesinin sınırı yoktur ama karın evet. Bir sınırı vardır yani %2000 yaparsınız da %3000 olmaz yani karnınız çatlasa da olmaz hangi düzeni kurarsanız kuran olmaz mesela ama faiz de öyle olsa değil. Makul müdür? Faizde bir kölelik sistemi vardır nihayetinde siz bakın siz sosyalist olarak
İster istemez kapitalizme karşısınız. Ben de Müslüman olarak kapitalizme karşıyım. Ben faize karşıyım. Siz de kapitalizmin öznesi olduğu için faize de kâra da karşısınız değil mi? Evet. Ama sen siz de kâra karşı değilsiniz. Problem Fatih yaşlı diyor. Kardeşim. Bakın sevgili yaşlı, siz de kredi kartı kullanıyorsunuz. Belki ben de kredi kartı kullanıyorum. Yani çıkmazlar var, açmazlar var, paradokslar var. Onları söylemeye çalışıyorum. Ve nihayetinde bütün dünya ülkelerinde ilk 20-30 kazanan kapitalist şeylere baktığınız zaman, siz şirketlere baktığınız zaman hepsi Türkiye'de dahil olur. Mesela Türkiye'de bu muhafazakar iktidarın en güzel göstergesi ilk 100'deki, ilk 50'deki işte en çok kazanan şirketlerdir ve ilk zannediyorum 50'de 30 tane banka vardır. Gidin Yunanistan'da 30 tane banka vardır. Gidin Çin'de 30 tane, belki Çin farklıdır. Yani orası başka bir yatırım alanı olduğu için. Ama hangi klasik ülkeye giderseniz gidin en çok kazanan bankadır. Çünkü kapitalizmin kalbi faizdir. Siz o kalple ilgili, yani nihayetinde onunla ilgili elbette ki bir tavrınız olması lazım. Bir modeliniz olması lazım. Bu kötü bir şey değildir. Bu iyi bir şeydir. Bu Müslümanlığın eksiği değildir. Aksine Müslümanın bir kararlılığıdır. Çünkü sömürgecilik, biliyorsunuz Rothschild ailesi, Rockefeller ailesine ya da Rockefeller Ajansı'nın kurulmasına, eğer gittiğiniz zaman bundan 200 yıl öncesine, emeğin sömürülmesine Avrupa'da, çünkü başladığınız zaman orada borsaları ve bankacılık sistemini görürsünüz. Daha Rothschild ailesinin nasıl zengin olduğunu bu bankacılık sistemiyle görebiliyorsunuz. Yani ta 200 yıl öncesine, 250 yıl öncesine gidin, bankayla karşılaşırsınız. Hı hı. Çünkü Katoliklerde, çok özür dilerim, mutlaka Fatih Yaşlı Bey de biliyordur. Katoliklerde biliyorsunuz aslında faiz haramdır. O yüzden aslında Rothschild ailesi ılımlı Hristiyanlık projesini geliştirmiş, Protestanlık diye bir başka din ortaya çıkmış ve faizi helal kılmış ve kapitalizm o helal faiz üzerine inşa edilmiştir. Şimdi ta köke gitmek lazım o zaman. Meseleyi tam sarsabilmek için köke gidelim. Kapitalizmin temelinde faiz vardır. Protestanlık faizi helal kılmıştır ılımlı Hristiyanlık projesi çerçevesinde. Ve ondan sonra zaten Rothschild ailesi ve Siyonizm para sermayesi ve şirketokrasi devreye girebilmiştir. Emeğin sömürülmesi paranın kullanımıyla ilgilidir. Bu da aslında bankayla birlikte başlamıştır. Borsa ve banka, Reuters haber ajansı da aslında bu borsa ve bankacılık sistemi spiküle etmek için Rothschild'ler tarafından kurulmuş bir ağdı, haberleşme ağıydı ilk önce. Bunu da artı bir parantez olarak açmış olayım. Ama bugün bizim kavram sorunumuz var. Bunun altını hep çizeyim. Hı hı. Özellikle de bir akademisyen olarak zannediyorum Fatih Yaşlı Bey de bu konuda bana hak verecektir. Yani kapitalizme karşı kendini sürekli reforme eden, kendini bir takım kavramlarla ve bir takım enstrümanlarla yenileyen kapitalizme karşı sosyalizmin de muhafazakarlığın da dindarlığın da, yani günümüz dindarlığının Müslümanlığını temsil ettiğini düşünmüyorum. Çünkü Amerikancı dindarlığın, kapitalist dindarlığın, yani en az kapitalist kadar kapitalist olan Müslümanlar var çünkü bugünkü dünyada. Hı hı. Sayın Yaşlı, size bırakacağım sözü, aslında süremizin de sonuna geldik ama benim bir sormak istediğim bir soru daha var. Sayın Kurdaş'a katıldığınız noktalar, karşı çıktığınız noktaları lütfen siz aktarın. Daha sonra da her ikinize de son olarak kısaca değerlendirme isteyeceğim. Şimdi bu son dönemde siyaset sahnesinde dış güçler olarak bir söylem var biliyorsunuz ve anti-emperyalist söylemde biraz göz önünde olan siyasetçileri düşünürsek biraz bu söylemin içine sıkışmış durumda. Peki anti-emperyalizmi temsil edebilir mi bu söylem? Bunu sormak isterim her ikinize de. Sayın Kurdaş'a cevabınızı da aldıktan sonra Sayın Yaşlı. Teşekkürler tekrar. Yani şimdi bir sürü şeyi böyle akademik düzlemde her şeyi baştan öğretiyormuş gibi bir pozisyona düşmek istemem ama yani birkaç çok yani bariz meseleye dikkat çekmek isterim. Protestanlık 16. yüzyılda ortaya çıktı. Martin Luther tarafından dinde reform üzerinden ortaya çıktı. Mustafa Bey'in söylediği Rothschild ailesi 19. yüzyılda, yani arada 300 yıl fark var. 350 yıllık bir ailedir, evet. 400 yıllık bir aile. 350 yıllık aile olması önemli değil. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Protestanlığın çıkışını
Protestanlıkla Rothschild ailesinin alakası yok bir kere. Birincisi bunu koyalım. İkincisi kapitalizm faiz olmadan yaşayamaz. Doğru ama paradan para kazanmak için de her şeyden önce bir grup Protestanlık insan... Çok özür dilerim. Şey, araya giriyorum kusura bakmayın. Yani faizi Hristiyan dünyada helalleştirmiş midir, helalleştirmemiş midir? Yok yok ben ona itiraz etmiyorum. Siz Rothschild'da Protestanlığın kurucusu gibi bir şey söylediniz. Ben onu düzeltmeye çalışıyorum. Konu o, öbürler teferruat, detay. Yok teferruat değil, önemli bir şey bu. Neyse, faiz meselesinin de kapitalizmin temelinde olması için, kredi mekanizmasının bankaların ortaya çıkabilmesi için ve bankaların kapitalizmin temeline yerleşebilmesi için esas olarak emeğin sömürülmesi gerekiyor. Yani siz kâra karşı olmadığınızı söylüyorsunuz ama bakın kâr olmadan faiz olmaz. Kâr elde edilmeyen bir ekonomik sistemde faize yatıracağınız parayı da bulamazsınız. Dolayısıyla ben faize karşıyım ama kâra karşı değilim demek. Kâr olmazsa kim niçin üretsin? Efendim? Kâr olmazsa kim niçin üretsin? Niçin kabiliyetlerini ortaya koysun? Niçin risk alsın? Niçin üretim faaliyeti çünkü çok zahmetli bir iştir. İşte kendi çıkarını çalışmak gayreti yapar. Kendi yani çıkarını programın sonunda niçin üretme ihtiyacı duysun? Programın sonunda nihayet kar olmadan niye insanlar üretsin diyerek aslında kapitalizmi savunduğunuzu çok net bir şekilde ortaya koymuş oldunuz. Yok ben kapitalizmi asla savunmam. Çünkü kapitalizm işte. Faiz özneli ve merkezlidir. Yok siz faiz karşıtısınız. O da dinde yazdığı için. Siz kapitalizm karşıtı değilsiniz. Yok yani faiz neyin içerisindeyse karşıyız. Doğru. Neyse böyle karşılıklı konuşulmuyor zaten bu ekranlardan. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın kar olmadan faiz olmaz. Dolayısıyla siz sadece faize karşı çıkarak antikapitalist olamazsınız. Çünkü bankaya para yatırmanız için bile önce o parayı bir yerden kazanmanız lazım. Yani kar niye elde etmek yatırmak, lazım. Üretime yatırmak varken yani illa banka olmazsa olmaz diye bir hadise yok ki. Var. Kapitalizm açısından var. Çünkü şirketler büyümek için kendi öz kaynaklarını kullanmak yerine bankalardan kredi çekmeyi daha makul görürler sermayedarlar, kapitalistler. Şimdi siz az önce dediniz ki Türkiye'deki ilk 50 firmanın 30'u banka. Bakın o bankaların sahiplerinin hepsi aynı zamanda kar elde eden kuruluşların sahipleri. Yani Sabancı'nın da bankası var, Koç'un da bankası var, Doğuş Holding'in de bankası var, Zorlu'nun ama da bankası var. Çok özür dilerim araya girmiş gibi olacağım ama adil ekonomik düzen okuduğunuz için mesela Erbakan Hoca adil ekonomik düzen anlatırken biliyorsun yediğimiz ekmeğin içerisinde bile 1/3 faiz var diyor. Sistemin bütününe evet. İtiraz ediyor zaten. Yok etmiyorsunuz hayır. Erbakan diyor ki o kitapta kar Allah'ın serbest piyasa Allah'ın özel mülkiyet Allah'ın insanlara tanıdığı haktır diyor. Faize karşı çıkıyor. Hatta şöyle bir şablon var, tablo var orada. Diyor ki Türkiye'de emeğin aldığı pay şu kadar %25, faizin aldığı pay %75 diyor Erbakan. Fakat oradaki yanılgı şu. Emeğin aldığı payla faizin aldığı payı değil, emeğin aldığı payla sermayenin aldığı payı karşılaştırmanız lazım. Tamam, çünkü sermaye bir vaka, bir gerçek olarak değil de sosyalizm çerçevesinden yanılgı olarak söylüyorsunuz değil mi? Yok hayır. Sosyalizmle bunun alakası yok. Söylemişim. Ben yani faizin yaşlı kurallarına, kuramına göre mi yanılgı? Hayır. Ben size, yani neye size göre değil, olarak izleyenlere kapitalizmin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, çok net şey... yani böyle vahiyle inmiş cümleler kuruyorsunuz da o yüzden diyorum yani. Yok vahiyle inmiş. Cümleler kurmak sizlerimiz olabilir diye. Aynı anda konuşmayalım sayın kurdaş. Yani alıntılar kesin kurallar cümleler kuramaması gerekir. Evet sayın kurdaş elbette. Şöyle ki merhum Erbakan'ın kitabından da alıntılar yapıyor. Elbette sosyalist komünist ekol bir akademisyen Fatih Yaşlı bilimsel verileri de ortaya koyarak bence konuşuyor. Benim anladığım budur. Bilmiyorum neye karşı bunu çıktınız ama aynı anda konuştuğunuz zaman çok bakın, anlaşılmıyor yani ekranda. Bakın Seçil Hanım yani siz şimdi diyorsunuz ki ben de Fatih Yaşlı'nın yanındayım. Yok hayır hiç. Moderatör gibi hani bir... Hayır sizin yanınızdayım ya da Fatih Yaşlı'nın yanındayım böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani. Bu kadar yani
böyle bir münazara yapıyorsunuz, bir tartışma, güzel güzel şey yapıyorsunuz. Sonra da şu kişinin yanındayım. Yok hayır, siz neden öyle algıladınız anlamadım. Aslında biraz özetlemeye çalışıyorum söylenenleri. Şu an bir noktada eleştirdiniz. Buyurun sayın, hayır. Sayın Yaşlı, siz o zaman cevap verin lütfen. Aynı anda konuşmayın ama. Özetleme değil. Bir de özetlemek de... Doğru söylüyor ya da yanlış söylüyor diye bir şey de, bir cümle de kullanmadım Sayın Kurdaş. Buyurun Sayın Yaşlı, ben aynı anda konuşmanızı engellemek adına araya girdim. Sayın Yaşlı, sizin söylediğinize vahiy iniyor gibi konuşuyorsunuz eleştirisine yanıt versin lütfen. Yok, şimdi ben vahiy iniyor gibi konuşmuyorum. Çünkü vahiy vesaire bunlar hani kendisine dindar diyen insanların işi. Benim öyle bir vahiy gibi, vahiyle konuşmak gibi derdim yok. Ben çok basit bir şey söylüyorum. Bakın diyorum ki bir parayı faize yatırmak için cebinizde olması gereken bir parayı dahi ancak kar elde ederek kazanabilirsiniz. Dolayısıyla ben kapitalizmin kar kısmına karşı değilim ama faiz kısmına karşıyım derseniz bu eksikli bir kapitalizm karşıtlığı olur. Kapitalizme karşı olmak için her şeyden önce karın kaynağı olan sömürüye karşı olmanız. Yani bir grup insanı yanınızda çalıştıracaksınız, onların emeğinin ürününe el koyacaksınız. Oradan kazandığınız parayı sadece yatırıma, sadece reel üretime yönlendiremezsiniz. Bir fabrikatör 100 tane fabrika açamaz. 100 tane fabrika açamayacağı için o paranın bir bölümünü götürür bankaya yatırır para kazanmak için. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu. Konumuz siyasal İslam anti-emperyalist olabilir mi? Ben de diyorum ki siyasal İslam anti-emperyalist olamaz. Siyasal İslam'ın, İslamcılığın anti-emperyalist olabilmesi için kapitalizme karşı çıkması gerekir. Kapitalizme karşı çıkmak için de sadece faize karşı çıkmak yetmez. Çünkü kapitalizmin temelinde sadece faiz yok. Faiz bu işin bir sonucu. Faize yatırılan paranın kaynağı neresi? Kar. Kar nereden elde ediliyor? Sömürüden. Sömürüyü kim yapıyor? Özel mülkiyet sahipleri. Dolayısıyla aynı anda özel mülkiyete, kâra, serbest piyasa ekonomisine karşı çıkmadan faize karşı çıktığınızda bu eksikli olur. Ayrıca faiz sistemini de böyle ortadan kaldıramazsınız. Yani hem kapitalizm devam etsin, hem insanlar kar uğruna çalışsın. Mustafa Bey dedi ki, kar motivasyonu olmazsa bir insan niye yatırım yapsın dedi. Kar motivasyonu üzerine kurulu bir sistem kaçınılmaz olarak faizi beraberinde getirir. Dediğim gibi, çünkü elde ettiğiniz karı her seferinde yeni fabrika kurarak değerlendiremezsiniz. Paradan para kazanmak zorundasınız. Borsaya mı karşı çıkıyorsunuz? Hisse senedine mi karşı çıkıyorsunuz? Faize mi karşı çıkıyorsunuz? Bunlar kapitalizmin günümüzde yarattığı türevlerdir, fonksiyonlardır, işlevlerdir ama tüm bunların işleyebilmesi için çok temel bir şey var. Bakın niye mesela kapitalizmden önce borsalar, hisse senetleri, devlet tahvilleri bu kadar yaygın değildi? Çünkü kapitalizm sadece işçiyi sömürmekle yetinmez, aynı zamanda faizi de yaratır. Dolayısıyla faiz karşıtlığı, tekrar söylüyorum, kapitalizme eksik bir karşı çıkıştır. Kapitalizmi doğrudan karşınıza almış olmazsınız sadece faiz karşıtlığıyla. Evet, böylelikle özetlemiş olalım mı Sayın Kurdaş, sizden de bir özet isteyeyim. Dış güçler söylemiyle ilgili de bir iki cümle alacağım elbette. Şimdi şöyle özetleyeyim, siyasal İslam anti-emperyalist olamaz görüşünde Fatih Yaşlı başından beri bunu dile getiriyor, münazaranın başından beri. Sizin aslında kullanmak istediğiniz terminolojiye bile ben hani dikkat etmeye çalıştım ama bilmiyorum siz benim yanlı olduğumu düşündünüz. Buna da saygı duyarım. Siz de dindar kesimin anti-emperyalist olabileceğini düşünüyorsunuz. Üzerine söyledim o cümleyi, yani yoksa genel anlamda bir memnuniyetsizlik olarak söylemedim. Anladım. Tamam. Şimdi dış güçlere gelebilirsek birkaç cümleyle, bu anti-emperyalizm en azından şimdi seçmen açısından, sandığa gidecek vatandaşlar açısından biraz bu dış güçler söylemine sıkıştı mı dersiniz? Tabii şey yapalım. O zaman ben de Fatih Yaşlı Bey'in dedikleri üzerine şunu ifade etmiş olayım sadece. Yani kapitalizm de bir şeyler dayatıyor, sosyalizm de bir şeyler dayatıyor. Kapitalizm savunanlar da uygulayanlar da kural budur, dışına çıkamazsınız diyor. İşte sosyalistler de benzer yaklaşımı ortada, o aynı benzer yaklaşım içerisinde şey yapıyor. Hem din olmadıklarını ifade ederler hem de din kadar çok kesin net bir tavır içerisinde cümleler kurarlar. Kursunlar önemli değil ama
şu bir gerçek ki mesele sadece sömürge meselesi, bir ahlakla ilgili bir şey var, bir bütünlük var. Bu bütünlüğün içerisinde elbette ki karla ilgili de ben aslında biraz önce sınırlarda çok detaylara girmek istemediğim için programın insan insicamını bozmamak için detaylara girmiyorum. Elbette ki karı inkar etmek mümkün olamaz. Çünkü o zaman herkesin işçi olarak kalması gerekir. Kimse patronluk yapmak istemez. Devlet patron olsunuz derseniz de işte bunun uygulamalarını dünya gördü. Eğer öyle olsaydı Çin bazı şeylerden vazgeçmezdi. Sovyetler dağılmazdı. Ve güçlü bir toplum güçlü bir şekilde ayağa kalkardı. Ama görüyoruz ki maalesef kapitalizm bir taraftan sosyalizmi yerle bir etmiş, bir taraftan da dindarları kendisine alet etmiştir. Herkesin kendince alması gereken şeyler var. Yani tecrübeler var, dersler var. Kapitalizme karşı. Yani ben kendi adıma da diyorum ama sosyalizmde çok başarılı kesin o ekonomi yönetim devletler vardı. Yani sosyalist devletler vardı. Çok daha Mao'cular vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bugün en büyük kapitalizmin Çin'de olduğunu herkes görüyor. Ya da Sovyetleri biraz önce, Rusya'yı biraz önce örnek olarak verdik vesaire. Ne Bulgaristan'ı kaldı, ne Doğu Almanya'sı kaldı. Yerle bir olmuş olan İşte sosyalist uygulamalar var. Bunu bir kenara bırakıyorum. Eğer bunlar çok katı kurallar varsa çok katı uygulamalar vardı. Sonuç çıkmadı ortaya. Şimdi ben bu iç güç ve dış güç meselesine bir... Bir iki cümleyle Sayın Kurdaş lütfen. Tamam hemen toparlamış olayım. Bu bir istismardır. Hiçbir topluma, hiçbir devlete dışarıdan zorla kimse bir şey yaptıramaz. Ben daha büyük tehdidi iç güç. İçeride dış gücün izdüşümü olan anlayışı görürüm. Yani bir taraftan bugünkü AK Parti iktidarı için söyleyeyim, bir taraftan dış güç söyleyip deyip her şeyi dış güce havale edip ondan sonra içeride de o dış güç diye tanımladığın her neyse, Amerika mı Amerika mı, Avrupa mı Avrupa, faiz mi faiz, banka mı banka, İsrail mi İsrail, işte LGBTİ mi LGBTİ, her ne varsa dış güçlere bağladığın her şey sen yapıyorsan eğer, ben burada dış gücü konuşmam, içerideki bir başka yıkım gücünü konuşurum. Ben tabii ki dışarıda insanlar kendi herkes menfaatini, Amerika kendi menfaatini, kapitalizm kendi menfaatini güdüyor. Avrupa kendi menfaatini. Peki ben ne yapıyorum? Salt bir batı karşıtlığı, salt bir hatta faiz karşıtlığı, salt bir kapitalizm karşıtlığı değil mesela. Cebimizde banka kartını taşıyacağız, maaşımızı bankadan gidip alacağız. Kapitalizm, iç güç, dış güç falan bu değil. Tam tersine yapmamız gereken şey biz ne yapıyoruz? Maalesef bizim içimizdekiler dışarıdakilerden çok daha güçlü tehdit olarak iktidar varlıklarını devam ettiriyorlar. Peki Sayın Yaşlı, ben siz... Ben suçlisan eylediysem özellikle Fatih Yaşlı Bey'den ve Seçil Hanım sizden ve izleyicilerimden özür diliyorum. Yok rica ederim. Estağfurullah. Sadece yanlı olduğumu kabul etmedim. Siz de o konuda hemfikirsiniz benimle sanırım. Sayın Yaşlı, sizde de bu dış güçler söylemine sıkışıp kaldı mı? Anti-emperyalist politikalar ne dersiniz? Yani göz önünde olan siyasetçiler açısından söylüyorum elbette. Elbette. Ya öncelikle hani tartışmanın bu saat itibariyle ben belli yani sonuç itibariyle belli bir olgunluğa eriştiği kanaatindeyim. Mustafa Bey kârı inkar etmek mümkün değildir dedi böyle. Uhrevi bir tonla bunu söyledi. Kârı inkar etmiyorsanız kapitalizme karşı değilsinizdir. Kârı inkar edeceksiniz, reddedeceksiniz bir kere. Dolayısıyla antikapitalist Müslümanlar diyen örneğin İhsan hocaların durduğu yer kapitalizmi reddetmek açısından daha sağlıklı görünüyor. Çünkü onlar doğrudan üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti de kârı da reddediyorlar. Birincisi bu. Bu ayrı bir tartışma. Belki bir gün bunu da tartışırız. Bugünkü iktidar anti-emperyalist midir? Hayır, hiçbir şekilde değildir. Çünkü dediğim gibi anti-emperyalist olabilmek için antikapitalist olmak lazım ama bugünkü iktidar ülkedeki 70 milyar dolarlık kamusal varlığı satmış. Ülkede sendikala, emek hareketi bunların hiçbirini bırakmamış, ortadan kaldırmış, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmış. Ülkedeki emekçilerin maaşlarının düzeyini 250-300 dolar seviyesine indirmiş. Asgari ücret inanılmaz bir durumda. Açlığı, yoksulluğu arttırmış. Türkiye toplumunda şu an 80 milyon insan kur korumalı mevduat adı altında bir grup rantiyere çalışıyor. Finans kapitale çalışıyor. O finans kapitalin önemli bir bölümü de Türkiye sermayesini oluşturan gruplar.
Dolayısıyla karşımızda 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında emperyalizm karşısında çok daha zayıf, çok daha kırılgan, ülkenin bütün kaynaklarının tarumar edildiği, devlet yapısının ortadan kaldırıldığı, liyakatin ortadan kaldırıldığı, insanların geleceğine güvenle bakmadığı, gençlerin yurt dışına gitmek istediği, bu ülkeden kaçmak istediği bir toplum yapısı var. Bu toplum yapısı hamaset üzerinden, kahramanlık edebiyatı üzerinden, vatan millet Sakarya edebiyatı üzerinden biz anti-emperyalizme karşıyız diye yönetilebilecek bir ülke değil. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bizi yönetenlerin, bugünkü iktidarın hiçbir şekilde anti-emperyalist olmakla uzaktan yakından alakası yok. Hı hı. İsrail'le olan ilişkileri de belli, Amerika ile olan ilişkileri de belli, Avrupa ile olan ilişkileri de belli. Son olarak bunu söyleyeyim. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tabii münazaranın özüne aykırı ama ikinizin buluştuğu bir noktada bitirdik. En azından şu an iktidarda olanların anti-emperyalist olmadığına ilişkin, yanılmıyorum değil mi, hemfikiriz hepimiz bu konuda. Böyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Mustafa Kurdaş, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni ve Fatih Yaşlı, akademisyen yazar. Bugün siyasal İslam ve anti-emperyalizmi konuştuk. Çok teşekkürler tekrar. İyi geceler diliyorum size. İyi geceler, sağ olunuz. İyi geceler.